Sektör 42 ekibi olarak bir kez daha konfeksiyon ve giyim konusunda Konya'nın önemli markalarından birisi olan Emmioğlu Giyim'deyiz. Emmioğlu Giyim'in 2017 yılında kampanyası hakkında bilgiler almak ve güncel konuları konuşmak üzere Genel Müdür İbrahim Gülkay Bey'e mikrofon uzatıyor ve sorularımızı yöneltiyoruz. İbrahim Bey, Emmioğlu'nu tanıtarak başladığı sözlerine bu yıl 9.sunu düzenleyecekleri mum ve kampanyası hakkında detaylar aktararak devam ediyor. Evet, öncelikle sizi tekrar mağazamızda görmüş olmaktan mutluyuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Emmioğlu Giyim yaklaşık 20 yıllık bir firma. Merkez Mevlana Meydanı'na 100 metre mesafede bulunan Pir Mehmet Paşa Çarşısı'nda perakende ve toptan satışlarıyla hizmete devam ediyor. Yaklaşık 25 personelimizle en iyi hizmet edebilmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Mağazamızda geniş ürün yelpazesi bulunmakta. Bay, bayan, çocuk giyimde aranılan tüm ürünler mevcut. Öncelikle daha önceki yıllarda belki daha dar kapsamlı bir ürün portföyüne sahipsek, daha sonraki yıllarda bu ürün çeşitliliğimizi 5000 ürün çeşitliliğine ulaştırmak suretiyle daha geniş bir portföye ulaştırdık. Mağazamızda dediğim gibi bir ailenin tüm fertlerini giydirebileceğimiz çeşitliliğe sahibiz. Yaklaşık 25 personelimizle çalıştığımızı söylemiştim. Konya'mızdan merkez ilçe, taşra ve ilçelerinden gelen birçok müşterimize elimizden geldiğince uygun fiyatlarla ve kaliteli hizmeti sunabilmek için çaba sarf ediyor bu personel arkadaşlarımız. Tabii Emmioğlu Giyim mağazaları daha önce düzenlediği birçok kampanyalar vardı. Ama en belirgini ve öne çıkanı düzenlediğimiz Umre kampanyaları oldu. Bu kez bu yıl 9.sunu düzenlediğimiz Umre kampanyasında inşallah 30 müşterimizi kutsal beldelere uğurlamış olacağız. Kampanyamız 12 Kasım 2016 tarihinde başladı. 17 Mart 2017 tarihinde sona erecek. Yaklaşık 4 aylık bir periyotta sürecek bu kampanyada 24 Mart 2017 tarihinde yine noter huzurunda yapacağımız çekilişle 30 müşterimizi bu zamana kadar göndermiş olduğumuz 185 müşterimiz arasına dahil etmekle toplam rakamımızı 215'e ulaştırmış olacağız. Toplam 215 mutlu Emmioğlu Giyim müşterisi inşallah bizim vesilemizle o güzellikleri yaşamış olacak. Tabii kampanya ilk günden beri katılım oldukça fazla. Bu bağlamda kampanyayı bekleyen, takip eden ve ilk günden beridir yoğun taleple bu kampanyaya katılmak için gayret eden çok değerli müşterilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii belki bu kampanyanın bu kadar uzun soluklu olması ve fasılasız bir şekilde 9.sını düzenliyor olmamızdaki en büyük etken müşterilerimizden aldığımız bu enerji. Sağ olsunlar, daha kampanya başlarken bitme safhasında dahi kampanyanın ne zaman başlayacağı noktasında bize yoğun teşviklerini görüyoruz. Bu anlatılmaz bir şey, farklı bir duygu gerçekten. Müşterilerinizle bir aile gibi olmuşsunuz. Kupon doldurma esnasında dualarla, gözyaşları içerisinde kuponlarını doldururken dualar ettiklerini görüyorsunuz. Ve o duaların arasında sizin de bulunuyor olmanız size büyük bir mutluluk kazandırıyor. Gencinden ihtiyarına geniş müşteri kitlemiz var. Ve her müşterimiz bu kutlu yolculukta olabilmek adına elinden geleni yapıyor ve alışverişlerini bu yönde fazlalaştırmaya çalışıyor. Yaşadığımız birçok anı var. Yani özellikle kupon doldururken hacı teyzelerimizin, amcalarımızın, belki daha önce Kabe'yi görememiş genç kardeşlerimizin imkanı olmadığı halde bu fırsatı değerlendirebilmek için gerçekten çok yoğun bir şekilde duygu seliyle karşılaşıyoruz. Daha sonrasında gidip dönen o güzellikleri yaşamış kardeşlerimizden belki daha gitmeden önce bu hediyenin önemini anlayamamış ama gidip döndükten sonra daha kıymetli bir hediye olduğunu, çok manidar bir hediye olduğunu anlayıp döndükten sonra mağazamıza şükranlarını sunduğunu, bizleri kucaklayıp ağladığını defalarca kez şahit olduk.
Bir ailenin A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürün gruplarının yer aldığı Emioğlu Giyim Mağazası'ndan 50 TL ve üzeri alışverişlerde umre kampanyasına dahil olunabileceği bilgisini veren İbrahim Bey, ürün grupları ve kampanya hakkında detaylar aktarmaya devam ediyor. Mesela bay giyimli bay reyonlarımızda pantolonda, gömlekte, kabanda, kazağında, cekette, paltoda çok geniş ürün yelpazesine sahibiz. Mevsim olarak belki tüketicilerin artık kışın bitmeye doğru bitmeye hissettiğini ya da bitiyor olduğunu hissettiği dönemdeyiz. Şu dönemde kampanya ile birlikte alışverişi de tetiklediğini düşünürsek müşterilerimiz işte kaban, pantolonla, gömlekte, bayan müşterilerimiz işte etekte, bluzda, gömlekte, abiye takımlarda, fantezi gruplarda, çocuk ürünlerinde çocuğunun pantolonundan, kazağından, tişörtünden, penyesinden, hakeza iç çamaşır ürünlerinde yine geniş ürün yelpazesine sahibiz ve müşterilerimiz bu safhada hem alışverişlerini yapmak için mağazamıza geliyorlar hem de mutlu müşteriler arasında olabilmek için kupon doldurmaya devam ediyorlar. İbrahim Bey daha sonra 2016 yılını ise şu şekilde değerlendiriyor. Ya 2016 gerçekten insanların, toplumların, memleketimizin gerçekten buhranlar içerisinde olduğu bir dönem diye nitelendirebiliriz belki. Nasıl başladı, ne zaman ortasına geldik ve ne zaman sonlarını yaşıyoruz gerçekten kıyamet alametleri olsa gerek. Yani özellikle 15 Temmuz sürecinden bu yana bu zaman zarfına kadar insanlar hop oturup hop kalkıyor. Ekonomik olsun, yatırım yapacak kardeşlerimiz, esnaflarımız, KOBİ'lerimiz özellikle yaptırım yapsam mı yapmasam mı, yeni istihdam sağlayayım mı sağlayamayayım mı, bunun gitti ve geldilerini yaşıyor özellikle. Firmamızda elhamdülillah çok kötü dönemler olmadı, yaşamadık. Özellikle giyim sektöründe tüketiciye birebir ulaştığımız için tüketicilerin mutlaka giyimle alakalı ihtiyaçları olmaya devam ediyor. Biz 2016 yılından orta düzeyde diyelim, memnuniyetimize yakın bir seviyede sıkıntısız bir şekilde geçirdik. İnşallah önümüzdeki 2017 bu yılı aratmaz ve daha güzelliklerle, daha bereketli bir yıl olmasını bekliyoruz. İnşallah Rabbimizden diliyoruz. Şöyle özellikle son dönemde doların 3500-3600 TL civarlarını görmesi tekstilde önemli bir sıkıntıya ulaştı. Neden? Çünkü trikoda özellikle tekstil sektörünün olmazsa olmazı trikolar ve trikonun ham maddesi iplik. Bu ipliklerin alınışı, dokunması hep dolar üzerinden, döviz üzerinden gerçekleştiriyor ve imalatçı bunu toptancıya ya da perakendeciye TL bazında satıyor. Dolar alıp TL satmak şu anda üretici firmaları büyük bir şekilde sıkıntıya sokmuş durumda. Çünkü dolar bazında ödeme noktaları geldiği zaman ödeme günündeki döviz kurundan çarpılıp TL ödedikleri için ciddi manada şu anda içeriye girmiş durumda olduklarını hem görüşüyoruz hem biliyoruz. 2017 yılı gerçekten yine sıkıntılı geçecek gibi görünüyor. Özellikle işte bir referandum süreci var ya da neyin ne olduğunun tam bilinemediği dönemleri herhalde yaşayacak gibi görünüyoruz. Vatandaşımız, tüketiciler bu noktada tedirginler. Yani ne yapalım, biraz daha mı bekleyelim ya da yatırımımızı, istihdamımızı ne yapalım noktasında KOBİ'ler bunu yönde beklerken tüketiciler de daha israftan kaçınmak noktasında, daha tedbirli olma noktasında veya aile bütçesini sarsmayacak harcamalar yapacaklarını ben öyle düşünüyorum açıkçası. Günlük yaşantımızda kullandığımız pek çok giysiyi alırken nelere dikkat ediyoruz ya da yeterince dikkat ediyor muyuz? Emioğlu Giyim Genel Müdürü İbrahim Gökay'dan konfeksiyon alışverişlerinde dikkat edilmesi gereken ince detayları dinliyoruz. Tabii vatandaşımız en iyi ürünü en uygun fiyata almak için elinden geleni yapıyor. İşte mağaza mağaza geziyor, karşılaştırma yapıyor, kıyas yapıyor, ödeme seçeneklerini bir araya getiriyor ve bunların içerisinden kendisince en makul olanı tercih ediyor. Elbette ki dedim ya, en iyi ürünü en hesaplı almak herkesin şiarıdır. Yani bugün biz de bir işletmeci olarak başka bir yere alışverişe gittiğimiz zaman en iyi ürünü nasıl daha hesaplı alabiliriz'in çabası içerisinde oluyoruz.
Tabii tüketici kardeşlerimiz Çin mallarına özellikle kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle kanserojen madde içeren ve iç giyimde özellikle çok fazla olan bu ürünlerden kaçınmaları sağlık açısından önem arz ediyor. Çünkü belki yerli üretime nazaran fiyatları biraz daha aşağı seviyelerde olması bizi o yönlere sevk etse dahi bir işletmeci olarak kardeşlerimize acizane Çin üretimi ürünlerin vücudumuza yaptığı büyük etkileri göz önünde bulundurarak ileriki dönemde belki daha pişman olacağımız dönemleri yaşamadan şimdiden belki birkaç kuruş TL fazla vermek suretiyle güvenilir, vücut sağlığına, hijyen noktasında garanti verebilen ürünleri tercih etmemiz bizim öncelikli tercih noktamız olması gerekir diye düşünüyorum. Tabii ödeme seçenekleri, vatandaşımız taksitli alışveriş noktasında da şu anda kaymalar görüyoruz. Peşin alım gücünün aşağı seviyelerde olması tüketiciyi taksitlere yönlendiriyor. Tabii taksit noktasında da biz mağazamızda iki çeşitli bir satış politikamız var. Bir kredi kartına taksitli ve bir de peşin olmak üzere. Nakit alışverişlerde biz taksitli fiyatlardan %10 düşmek, iskonto yapmak suretiyle müşterilerimize güzellik sağlıyoruz ama tabii taksitli alışveriş yapacak müşterilerimize de 9 aya kadar varan taksit imkanlarıyla yaptıkları alışverişi daha kolay ödeyebilmeleri noktasında yardımcı oluyoruz. İbrahim Bey 2017 yılı için iyilik ve güzellik temennisiyle noktalıyor sözlerini. Son olarak inşallah 2017 ile Rabbim iyilikler, güzellikler lütfetsin bize. Bu ümmeti Muhammed'e acı ve kederlerin yaşandığı şu dünya Müslümanlarına inşallah güleceğimiz bereketli, mutlu o günleri Rabbim lütfetsin. Çünkü şu anda Suriye'nin veya dünyanın çeşitli memleketlerinde akan her gözyaşının yüreğimizi dağladığını hepimiz biliyoruz. Ama biz ayakta durmalıyız, onlar için var olmalıyız, onlar için daha çok çalışmamız gerektiğini biz biliyoruz. Daha çok katma değerle, daha çok istihdamla onların yanında olabildiğimizi gücümüzle göstermek zorundayız. Çünkü görüyoruz ki son 15 günlük periyotta belki doların yükselişi hala birilerine, paranın gücünün birilerinin elinde olduğunu ve bizim para gücümüzü tam manasında kullanamadığımızı göstermekte. Güçlü olmalıyız. Güçlü olabilmek için elimizden geleni yapmalıyız diye düşünüyorum.